Şaziye Hanım temizlik yaparken ayağınızın altını hiç kimse istemiyorsunuz galiba. Mesela senin evdeki ev sahibi ne yapıyor? Ters koydunuz Kadir Bey. Ev sahibi bu binada değil. Kız bu ev sahibi değil. Gelip de adam iş yapmak istene başını mı bekleyecek? Kim? Temizliğe gittiğin ev sahipleri. Ha, yani ev hanımı iki tane dairesi olduğu için karşıya geçiyor ben orayı temizlerken. Karşılıklı duruyor. İki daireyi birleştirmiş mi kullanıyor? Hayır, karşılıklı. Oğlu eşinden ayrılmış. Ondan sonra o kendi dairesinde duruyor. Biz temizlik yaptığımız zaman o oğlunun dairesine geçiyor. Ev sana ait komple. Kaçta gel kaçta çıkıyorsun? Sabah saat 9-10 gibi gidiyorum. Akşam 5'e 6'ya ama Fatma abla arada gelir benimle sohbet eder, dertleşiriz. Ben olsam Şaziye Hanım'ı sırf sohbet etmek için bile çağırırım. Seni, ama senin sohbetin sarıyor biliyor musun? Yani insansın. Genelde bana hep öyle derler. Derdini unutmak için bile seni eve çağırası geliyor. Şaziye demiyorlar, Şazo diyorlar bana. Şazo. Evet, ismini sevmiyorum aslında. Niye sevmiyorsun? Ne yapayım, ölmüş bu. Ebemin ismini koymuşlar bana. bana da dedemin adını koymuşlar. Hadi ama bak ben bir Şaziye'yi bir de Raziye'yi çok seviyorum. Raziye ile Şaziye'nin uyumu. Ondan sonra da Şaziye'nin şarkısını söylüyorlar. Şaziye de kaçtı Osman'a. O değil Şaziye mi? Değildi kız. Neydi? Ar gelir Osman'a, ar gelir. Safiye o, Safiye. Şaziye diyorlar. Şaziye. Evet. Seninkiler seni montajlamışlar. Başka kardeşlerin ismi ne? Kız kardeşin var mı başka? Aa, var. Ne, onun ismi ne? Şengül. Şengül, Şaziye. Ergül. Ergül. Şaban. Şaban. Ha, Şaban dedi, Şakel gitti. Şaban'ı saymayacaktın işte. Şaban ayındayız. Niye saymayayım? Say, say, say. Mübarek ay. Ha. Ondan sonra da dış ses. En küçük kardeşimin adı da Mehmet. Şimdi kardeşlerin hepsi İstanbul'da mı Şaziye abla? Evet, hepsi karşıda. Sen Ankara'dan niye İstanbul'a geldin? Eşimin iş nedeniyle. Eşin ne işle meşguldü? Eşim Ankara'da parkeciydi. Burada da mı parkecilik yok, yapıyor? Yok, burada da tırcı. Parkecilikten tırcılığa nasıl bir geçiş yaptın? Eşimin çünkü şoförlüğü harika. Dövmek gibi olmasın gerçekten. Yok canım, hiç olur mu? Heh, harika. Adamın arada iyi huylarını da söyle de millet duysun. Yok kız, eşim neyidir? Recep'ciğim, bunu da belirtiyorum. Ay başına sen öde deme bana. Koltukların arasında hiçbir şey yok. Gayet güzel, evet. Temiz. Şimdi peteğin hadi içine gireceğim. Hadi bak gir. Artık yüz küsür art bölümdür parmaklıya parmaklıya bir hal oldum. Tırnakçı Cemil gibi her yere parmak atıyorum ama. Hadi Kadir'cim. Hazır mıyız ey Türkiye? Yok, bu beni kalp krizi geçirmeye çalışıyor ama kendime güveniyorum. Ya ama yeter. Kadir, sakın bir şey bulma oradan. Yeter ya, sen de nereye gidiyorsun da? Lan 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 lan, sansak döneci. Nereye giriyorum ya? Gümbüde gümbam 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 ebe gümeci. Kadir Bey. Yok, buradan çıkmadı bak. Çıkmadı. Bir de şurayı alayım. Helal olsun vallahi size. Teşekkür yok, ederim Gülses. Oradan teşekkür çıkmadı. Ederim, hep ortası hafif kalmış. Vallahi Kadir Bey, bu camlar taşındığım zaman böyle değildi. Bu hale anca geldi yani. Düşün. Yok, çok güzel. Plastik doğramaları falan. Biz bu falan hale anca getirebildik yani. Plastik doğramaların falan tertemiz vallahi Şaziye abla. Gerçekten o kadar berbattı ki bizde biz acil çünkü taşınma peteklerin olduğu falan için. Peteklerin falan temiz, güzel koltukların arası temiz. Evet. Hemen bir kova su alalım. Hemen yerleri silelim, çekyatları itelim haydi. İnanılmaz bir enerji, inanılmaz bir kuantum. Burcun ne Şaziye abla? Hiç bilmiyorum. Anama sorarsan kış ayında doğmuşum. Hani belirli bir doğum tarihi ana, yok. Ana bir kere de yani çocukların doğduğu tarihi bil ya. Allah aşkına bilir, ya. Anneanne de bil. Eskiden takvim mi vardı? Anneanneme göre eskiden takvim de yoktu. Anam diyor ki, kızım biz çocuğu koyabesiyle doğurduk. Kayınla kaynata kayın görümce var diyor. O da o haklı yani. Yani eskiden bir şey yok. Şimdi siliyorum. Nasıl bir siliyorsun bir göster Şaziye abla. Bak şimdi Kadir'ciğim, nasıl siliyorum? Şaziye'nin ablana güven. Bak önce bak, işi bilen kadın önce süpürgeliği siler arkadaş. Allah Allah Allah. O tuttuğunu koparan bir kadın. Şaziye abla, çevir bir bezin üzünü. O kadar olacak toz. Hayır, hiç yok ki bak, gayet güzel. Maşallah. Daha yıkıyoruz. Kız o adamın aldığı yeni şeyi çıkaraydı ya deterjanlı suyun içine. Neyse hayatım atmış, çıkaramam dün akşam. Hadi bir kere almış, göstereyim. Hocacığım seni de seviyorum bak gene de. Sen olmazsan hiçbir şey olmaz. Üç çocuktan bana fayda yok. Ne varsa gene kocada var. Tamamdır. Gayet güzel bir şekilde. Kız senin karşı komşuların da seni gözüyle yediler. Vallahi ben nazardan esniye esniye öldüm. Hayır, cam açık konuştuk. İnşallah her şeyi duymadılar. Duyarsana duysunlar. Kimseyi tanımıyor. Şu salon vallahi benim dediğim gibi çok güzel olacak. Hadi yapak, hadi yapak. Yok yok, boş hadi ver. Hadi hadi, dış ses yapalım mı? İstiyorsanız yapın tabii.
Yapalım mı? Yapalım hadi kaç. Allah'ın adını verdim. Belli artık yapacaksınız siz bunu. Üst üste yapmışken güzel olsun. Şaziye abla tutan bunu. Aman ha dikkat edin sakın televizyonu devirmeyin. Vallahi televizyonu dur kaba sökün. Sök televizyonu devirirsek koca beni boşar. Bir makinesi aldı koca borca girdi koca. Evet balkonda niye? Kıstım kıstım kıstım. Kıstım sana bakacağım derken. Kadir şöyle al işini kontrol. Tut. Canım bak bunlar tarih eser satsan kaç lira. Aman aman aman. Çamaşır makinesi niye balkonda duruyor? Eski eski. Hayır paketin içinde. Çünkü eski pakete koydu patronu demiş ki at yazık değil mi demiş ben ona bir bakayım demiş. Patronu bakın, bu işten anlıyormuş. Patronu bu işten anlıyormuş. Tamam mı? He. Ben bakarım demiş dursun. Onun bozulmayacağı ne var demiş. Allah yapısı mı demiş. Belki o da bozulacak demiş. Evet efendim bugün Şaziye Hanım'ın evinde. Girmedik silmedik yer bırakmadım. Her yeri havalarım hep çitilerim hep kadir. Her yere tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz kadir. La. Şaziye abla. Şimdi şu üçlüyü şuraya alacağım. Tamam. Maşallah Kadir. Çok orijinal bir tasarım oldu bu yaptığın. Sana bir şey değil mi? Ben vitrinci falan. Nişantaşı'nda şöyle böyle mi bir kombin Kadir yaparım. Bey. Kadir Bey şöyle mi yapsak? Çevir abi. Kadir yoldan kimi çevirsen bunu yapardı zaten. Bizim Türkler için tasarım mı demek? Berzeller camın önüne girir ortaya biz. Ay beynim döndü. Ama Şaziye abla güzel olmadı mı? Evet güzel oldu. Aç güzel oldu düz ses. Sen bunu dokuyan kör oldu aç gitsin. Ay halım da güzel ama ha. Aa vallahi çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Şuradan gerisini görmeyiz siz. Oradan bu konsolu ne yapıyorsun? Şuradan gireyim. Dur bir dakika Kadir. Seyircilere bir de diğer tarafı ne hale getirdiğini gösterelim. Ne olur orayı görme. Burası ne olacak şimdi Kadir? Kadir Bey evet bu kanepeyi ne yapmayı düşündün? Balkondan aşağı atma istersen. Bak yani biliyorsun. Bu kör kanepeye kürdan batıralım bu ortadan kalksın. Bir şey diyeceğim. Peki şu üçlüyü şuraya alsın ama bu gene. Kız sen bunu niye koydun buraya ya? Ya yazık değil mi? Kaç lira vermişim buna? Belki burada tutturmayacağım. Başka eve gideceğim. 3+1 olacak. Onu da oraya koyacağım. Gideceğim eve eşya saklıyor. Belki kaynanası gelecek. O kanepede yatacak kadın. Bunu sen o balkon var çok ya. Fena. Bunu sen yatak odasına git arkadaşlar, balkona. Arkadaşlar dış sesi merak ediyorsunuz ama. Çok fena. Çok fena. E iyi oldu canım. Oturalım kahvede getirsinler bize. Valla kız televizyon izlemeyin artık valla. Ben sana televizyon sağlığa zararlı bak. Yani bunu sen kaldır komple böyle çok güzel oldu. Bence de değil mi ya? Şaziye bu şu kirişten geriye ördürsün. Ya şöyle yapacağım biliyor musun Kadir? Şimdi gene... Ama çok güzel oldu be. Evet. Buraya perde gelelim. Perde ha. Şehir dışından. Müjdat Gezen tiyatrosu gibi. Hayır dış ses dedi de evet doğru. Bak düşüncelerimi okuyor içimi Kadir. Fon yapacağım bunlara. Anladın mı fon? Korniş buraya ya. Korneşi takacağım tamam mı? Aynı koltukların renginden gri. Buraya fon. Gece yatmaya misafirim geldiği zaman burayı böyle kapatacağım. Yeter adam çocuklar tuvalete gidiyorlar donunan. Evet. Oh. Yatan insan nasıl rahat yapacak? Siz banyoda mı soyunuyorsunuz? Odada. Ya gece uykuda kalkıp üstümü giyecek bir şey. Şaziye abla odadan banyo tuvalete giderken soyunlanır mı? Banyoda gidersin. Ya sen gece neyle yatıyorsun Kadir? Pijamayla. Ben pijamayla yatıyorsun ama yanında gelen insan kafası açık tişört giydiyse, pijamaları giydiyse tamam, ben... kapalı bir bayan rahatsız olmaz mı? Şöyle söyleyeyim. O öyle misafir, hani tesettürlü misafirim geldiğinde odayı veriyorum. Hani arada salonda yatırmıyorum çünkü geceler odaya ama şimdi giderken... tesettürsüz olsa da yine insan bir yaz olsa üstüne hiçbir şey almıyor. Açıkça yatıyor, rahat ben olsun. Ben yatılı misafire karşı bir insanım zaten. Vallahi ben de karşıyım ama karşı olduğum halde yedin, diyorlar ki... Yedin içtin keşke, niye yatıya kalıyorsun? Diyorlar ki Şaziye'nin evine gidiyoruz, yatağı, yorganı tamam biz gideriz ya... balkona atarlar, çarşafları çöker. E biliyorsunuz niye geliyorsunuz? Yani aynı ben. Ben daha onlar apartmanda el sallarken... Aynen, aynen, aynen. ...el sallıyorum onlara. Gelirler bir temizlik, giderler bir temizlik. Kalk mutfağa. Mutfak. Burası şey oldu, güzel oldu. Sen ne gel gel. Burayı? Perde çekin, perde. Burayı ne yapacağız? Onu toplarlar, onu güzel oldu ama Şaziye abla. Mutfak dolabının üstüne baktık. Orası temizdi zaten. Evet. Çekmecenin altı güzel temizdi. Burada yağ yok. Yalnız bunun içinde bir şey buldular. Heh söyle. Ne bulmuşlar? Ben hiçbir şey ellerime atıyorum. Aa, kaymak gibi içi. Zaten içi emaye. Eskinin saç şeylerinde. Yani pası buralar var. Buralar zaten gayet iyi. Evet pası var. Tost makinamı da açabilirsin. Tost makinanı açalım. O da gayet güzel. Yani dertleri neymiş acaba? Lastiğin içine bakıyorum. Makinenin içi tertemiz kokuyor. Harikadır. Deterjan bölümü her gayet güzel. Her gün temizliyorum. Güzel.
Yani o da gayet iyi. Kombinin üzerinde de bir şey buldular. Dur geliyorum. Kombinin üzerinde bir şey buldular. Sabaha kadar acaba bu Şaziye ne yapmış? Kapat da bu ay fatura az gelsin. Kadir Bey ne varmış? Hiçbir şey yok. Kombin ne varmış? Peki bu mutfak gayet güzel, gayet temiz. Bulaşık makinesine yerleştirelim fincanlarımıza, sonra banyoya geçelim. Tamam. Haydi bak. Aa, bunun arasını silmedik. Var mıydı ki bir şey Kadir Bey? Yoktu, arasında bir şey yoktu da öyle bir hemen bir şey titrelim. Dış ses, vallahi göz kaş oynuyor. Nereliydik dış ses? Yok canım, benim gözüme bir şey kaçtı. O tabii gözüne çöp kaçtı değil mi dış ses? Ben yapma dedim. Gözüne, ben dış, sana diyorum gözüne sen... dış kes kaçtı değil mi? Bak nasıl fena o. Dış ses, seni içeriden bağırıyorlar. Kameranın arkadaşı alabilir miyiz? Sensin. Aç Şaziye abla. Dur ama yavaş. Dur yavaş. İndirme. Daha artık indirme. Gidin o Sultan. Seni şişe Allah patlayasa. Allah senin şişen patlasın Sultan. İki fazla bardak çay içeceğim diye kadına engel oldun Sultan. Abartma. Bak dış ses Kadir Bey abartıyor. Bak abarttı değil mi? Abarttı. Ya abarttın. Kaynana evet. Dilinde de bu kadar olur. Tamam, hiç mi ölsün mü? Çaklasın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.